Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Evet, öncelikle geçen hafta sorduğumuz soruların cevaplarıyla başlayalım. Şöyle yan tarafta gösteriyorum. Geçen hafta sorduğumuz soruda adamın bir tanesi bir odada asılı olarak bulunmuştu. Odada hiçbir şey yoktu. Masa, sandalye hiçbir şey yoktu. Bomboştu oda ve oda içeriden kilitlenmişti. Camlar kırılmamıştı. Adam kendini nasıl astı diye sormuştuk. Evet, bu sorunun cevabı şöyle olacaktı. Adam bir buz kalıbının üzerine çıkmış, ipi boynuna geçirmiş ve buz kalıbı eriyince adam asılmış ve yerdeki sular da zamanla buharlaşıp akıp gitmiş. Evet, ve böylece adam kendini nasıl astığı bir gizem olarak kalmış. Evet, geçen hafta kısa bir soru daha sormuştum. Şöyle yan tarafta gösteriyorum. Kaybolan adam. Evet, ilk saydığımızda 13 kişi vardı. Üstteki şekilleri değiştirdikten sonra 12 kişiye düşüyordu. Bu soruda kaybolan adamı bulabilir misiniz diye sormuştuk. Evet, bu soruyu şöyle yapacağız. Şimdi size göre sağ taraf ortada bir adam var. Sadece bu adama özel bir durum var. Evet, resmin kesildiği yere dikkat ederseniz bu ortadaki üstteki adam ayaklarından altla bağlantı olmadan kesilmiş. Ve bu adam giderken, karşı tarafa giderken birisinin ayağının üzerine gidiyor ama o taraftan gelen birisi bunun yerine gelmiyor. Kaybolan adam, ortadaki adam. Evet. Bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Evet, sorumuz geliyor. Karanlık bir ortam, bir köprü var. Bu köprüden en fazla 2 kişi aynı anda geçebiliyor. Evet. Ve geçerken mutlaka yanında fener olması gerekiyor. Geçtikten sonra feneri de birisi geri getirmesi gerekiyor. Şimdi 4 kişi var. Bunlardan bir tanesi Ali. Ali köprüyü 1 dakikada geçebiliyor. Zeynep 2 dakikada geçebiliyor. Can 7 dakikada geçebiliyor. Derya 10 dakikada geçebiliyor. Evet. Şimdi 17 dakikada toplamda hepsi nasıl geçer? Sorumuz bu. Yani 2 kişi geçecek, sonra bir kişi feneri geri getirecek, sonra tekrar 2 kişi geçecek. Belki tekrar feneri getirme ihtiyacı duyacağız. Feneri getirecek ve bu şekilde 17 dakikada karşıya geçmemiz gerekiyor. Evet, toplam 2 kişi geçebiliyor köprüden. Işığı yanlarına almak zorundalar. Geride kalanların tekrar geçebilmesi için ışığı geri getirmek gerekiyor. Bu şekilde git gel yaparak 17 dakikada nasıl geçebiliriz? Şöyle de bir kuralımız var. Karşıya geçerken en yavaş kimse, o iki kişiden bir tanesi yavaş kimse o kadar hızla geçilebiliyor. Yani mesela 7 ile bir yan yana gitti diyelim. 7 dakikada karşıya geçebiliyorsunuz. Ya da 2 ile 10 yan yana gitti diyelim. 10 dakikada geçebiliyoruz. Yani iki kişiden hangisi yavaşsa hızı ona göre belirleniyor. Bu şekilde karşıya git gel yaparak 17 dakikada 4 kişiyi karşıya geçirebilir misiniz? Bu sorunun cevabını bir sonraki haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.